Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün harika bir dostum, arkadaşım, konuğum var yanımda. Deniz Yıldız. Bayağı eskiden beri tanışıyoruz. Evet, aslında evet, ilk abi. Önce bir mesajlaşmıştık galiba. Evet, evet, evet. Hatta ben Deniz'e şeydim, Deniz bir şarkısını paylaşmamı istemişti galiba evet. Ama ben görselini mi beğenmemiştim? Evet, evet, o da oğlum lan bu kadar güzel parça yapmışsın, şunun bir görselini şey yap filan, paylaşalım filan dedim. Ondan sonra adam bir başladı yapmaya. Yok, abi, bu arada Dipnot of Facebook zamanında hatta. Facebook zamanında. Bilmiyorum gıcık oldun mu bana ama. Olur, şey yani yok. Ben böyle şarkıyı çok beğendim, kaydı çok beğendim ama çok böyle nasıl diyeyim anladım, yani böyle anladım. Ona evet. Çok daha güzel bir görsel istedi böyle evet, gözüm. Diyor, oğlum doğru, şunlara doğru. Da dikkat et dedim ama adam ondan sonra neler neler gerçekleştirdi. Sağ ol, dikkate alıyorum zaten. Seni söylediğinde aklıma gider bir sonraki şeylerde falan. Eyvallah, yüzden... umarım bozulmamışsın. Yok abi, olur böyle dönemde. Yok, yok. Ama gerçekten sanki o şeyi alıp ondan sonra da böyle çok kaliteli görsellerle, işte çok kaliteli insanlarla çalıştın. Ve albümlerini, işte müziğini paylaşmaya başladım evet. Ve şu anda bayağı tanınan, hatta takipçin olan, çok da güzel işler yapan birisin ama ben en başa dönmek istiyorum. Ya tabii. Bu gitarla nasıl tanıştın mesela? Tesadüfen abi, babam doğum gününde bir tane Junior gitar getirdi. Baban müzikle ilgili miydi yani? Yok yok, ailede hiç müzisyen falan yok abi. Neden öyle bir şey doğdu babana birden mesela, hiç bir fikrin var mı? Yok abi, öyle aldı. Ben de çok sevmedim zaten ilk başta. Her gün evde PlayStation oynuyordum. Kaç yaşındaydın bu 8 arada? 8 abi, 8 yaşında. 8 yaşında, evde, Junior gitar getirdi. Junior gitar, evde PlayStation oynuyorum, çıkıp basket oynuyorum. Şey olabilir belki, şu bilgisayardan biraz uzaklaştım. Gibi bir fikri olmuş olabilir. Geleceği görmüş. Abi ilk başlarda hoşuma gitmedi açıkçası. Çünkü arkadaşlar yok, çalan moral motivasyon yok ama ortaokulda hocam Mustafa Otuk bana MyMC'ni seyrettirdi. Hı-hı. YouTube'dan her şeyi izledim. Abi inanılmaz. Yani kaç yaşındaydın o zaman? İşte 2006-2007, 12-13 yaşındayım abi. Abi direkt hani çalmaya geçtim, adamı taklit etmek istedim. Hani onun gibi giyinmek, onun işte şeyleri, bilezikler, yüzükler evet. Falan. Evet. O şeyler. Lisede deri pantolon falan giydim bir dönem o şeylerden. Özellikle dolayı. Özenmek de bence ilk başlarda iyi. Yani çünkü belli bir seviyeye getiriyor seni. Tabii daha ki. Sonra kendi özgürlüğün yani var. Yani seni motive eden şey bu oldu o zaman. Ana olarak oldu. Ya o ana kadar hiç gitarla ilgili bir motivasyonu yoktu ama izleyince. Yok abi, ama o yaşlarda biraz şöyle oluyor abi. Mesela servisle gidiyorsun okula, serviste gitar muhabbeti yapacağın biri yoksa, radyoda gitar çalmıyorsa, sınıfında birisi yoksa o yaşlarda pek bir şey olmuyor. Yani birisi yapıyorsa, havalı görünüyorsa sen de yapmak istiyorsun mesela, atıyorum. Ama öyle bir şey yoktu bizde, denk gelmedi. Mimes'inle beraber bende şey oldu. Gördün ve direkt elektro gitar mı aldırmak istedin? Ne yaptın? Nasıl oldu ondan sonra? Bir tane vardı abi elektro gitar. Yamaha bir şey hatırlamıyorum. Alt model bir gitar. Ama benim seviye çok düştü abi. Californication intro'yu zor çalıyordum ama Mimes'ini çalmak istedim. Hocamı aradım. Kolay olmaz dedi. Deneyelim dedi. Abi 2 sene 3 sene yani ben sabah 7'ye kadar 8'e kadar 10-12 saat gitar çalıştım abi. Yani senin motivasyonun şey oldu. Ben bu herif gibi çalmak kesinlikle istiyorum. Kesinlikle. Evet abi. İlk motivasyonum o. İkincisi de abi lisede okul orkestrasında çaldım. Evet. O inanılmaz büyük bir şans. Yani sevdiğiniz arkadaşlarla müzik yapabilmek çok değerli abi. Bir de o yaşlarda hani bir profesyonel kariyer yok, para yok, beklentiler yok. Saf arkadaşlıkla müzik yapıyorsun. O süper değerli bir şey abi. İlerleyen yıllarda profesyonel olarak çalsanız bile, kendi organizasyonunuzu yapsanız bile aynı ruh olmuyor hiçbir evet. Şekilde. Genç yaşlarda böyle ve şu yüzden söylüyorum bunu, ben Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum, formasyon da aldım. Staj yaptım abi, Antalya'da merkezi bir okulda. Evet. Yok abi orkestra falan, derse giriyorsun, hoca 2-3 şarkı söylüyor, serbest bırakıyor. Yani gençler, bilmiyorum kaç okulda var artık orkestralar, ben yaşadım onu, çok şanslıydım, bana da çok şey kattı evet. Abi. Yani grup olayı gerçekten çok motive ediyor insanı, sahneye çıkmak zaten evet, çok motive evet. Ediyor. Ben bazen böyle şey oluyordum, böyle titreme geliyordu. Mesela çok uzun süre bir konserim olmamışsa evet. Böyle hayatı falan sorgulamaya başlıyordum. Ama şimdiki mesela çok ev gitaristliği denen bir şey var. Evet. Sen de farkındasındır evet, belki. Evet, evet, çünkü çok fazla internette içli dışlıyız. Evet. İşte oradan YouTuber'ları izliyoruz. Biz de YouTube'a, Instagram'a işler yapıyoruz. Hı hı. Ben şeye şaşırıyorum yani, ev gitaristliği motivasyonuna şaşırıyorum. Ama o tür müzisyenler de var. Ama seni mesela herhalde ev müzisyenliği motive etmiyor. Yok abi, etmiyor. Ve ben biraz da şöyle düşünüyorum mesela. Ben büyürken mesela MyMC'yi seyrederek büyüdüm. Mesela sen kimi izleyerek büyüdün abi gençliğinde? Ben işte Pink Floyd'dan çok etkilendim. Acayip etkilendim Gilmour'dan. Buralarda mesela Gilmour'dan, MyMC'de buralarda müzik var abi. Şu evet. An gençlerin dinleyerek büyüdüğü yeni müzisyenler çok fazla müzik yok. Legato, bilmem ne, picking, şu bu. Bence biraz dinleyerek büyüdüğü şeyler de tehlikeli insanlar. Artık böyle 20 saniyede yetenek göstermem lazım, o dönüyorlar biraz. Melodi evet. Yok, şey yok. Orada bence bir sıkıntı var mesela. Ben şu anki genç arkadaşlara en büyük tavsiyem, mesela MyMC, Steve Vai, Satriani, bu adamlarda müzik var abi, melodi var. Yani bunlar insanları besliyor.
Bence biraz oralara veya Pink Floyd'a, Deep Purple'a, Scorpions'a oralara da dönmesi lazım. Vallahi bunlara dinozor diyenler de var ama ne yazık ki mesela. Yani abi ama müzik var adamlarda sonunda. Yani ben o yeni jenerasyon gitaristlerinin büyük bölümünde müzik görmüyorum. Saniyede 25 nota var ama melodi yok. Hiperaktif misin? Melankolik misin? Nasıl bir karakterin var onu merak ettim. Abi biraz da yaşadığımız şeylerle doğru orantılı aslında mesela. Ben geçen sene, şimdi aynı anda hem Sena'yla beraber çalıyordum. Hem evet. Live Session projemi yapıyordum. Hem şu anda müzik diye bir online eğitimsel var, onu hazırlıyordum. Hem de kendi şarkılarımı kaydediyordum. Şimdi bu kadar şeyi aynı anda yapınca istersen hiperaktif olmak zorundasın. Evet. Mesela bir konsere gidiyorduk, konsere bir saat var, yürüyordum. Hangi dersi kaydedeceğiz yarın? Live Session'ı ne çekeceğiz? Onları kuruyorum kafada yürüyüş yaparken. Yani biraz da ne kadar sorumluluk var. Peki gitara çalışırken ne? Yani şey motivasyonunu anlamak istiyorum. Hemen mi öğrenmek istedin böyle hızlı hızlı? Yoksa işte böyle ince dokuyup mu öğrenmek istedin? Nasıldır gitara öğrenme aşamasındaki bakış açın? Abi moral motivasyon çok yüksek olunca insan bir an önce öğrenmek istiyor. Evet. Yani çok seviyorsan bir o zaman önce sürekli elinden bırakmadım abi. Non-stop yani. Çalıştım evet onun gibi. İşte benim şansım yani Miles'in şeylerini öğrenince abi mesela orada ister istemez sana bir müzikal altyapı da geliyor. Yani o adam mesela Farbjornsson çok farklı şey çalayım mı? Çal. Mesela Farbjornsson abi şarkı şöyle başlıyor. Bu bile aslında bir dominant. Adamın müziği bile bir geriyor, çözüyor. Ya yani ilk notada bununla başlıyor adam. Yani daha ilk saniyede sana bir şey öğretiyor orada. Evet. Zaten klasik müzik bunun üzerine kurulur. 1-5-1 kadansı. Yani yeni şeylerde bunu çok fazla görmüyorum ben. Herkes işte şeyler, şunlar, bunlar. Yani biraz bence müzikle yapmak lazım. Bunu peki sen hocan çok iyi denk geldi herhalde. Hoca bunları sana böyle işleyerek mi anlattı? Abi bu da çok nasıl güzel soru abi. Onu söyleyecektim. Mesela ben üniversiteye kadar müzik teorisi bilmiyorum abi. Öğrenmedim. Biz hep şunlara çalışıyorduk işte. Şeyler falan filan. Mesela ben çok uzun süre şu ilk notayı şunu fa zannediyordum mesela. Çünkü fa aslında evet. Baktığın zaman. Ama şarkı fa diyez minör. Bu aslında mi diyez. Evet. Dominant akorundan dolayı. Evet, mesela onu üniversitede öğrendim. O şeyi. Buradan da en büyük tavsiyem bence gitarı ayrı, müzik teorisini ayrı çalışın mutlaka. Yani bir akor basıyorsanız hangi notlardan oluştuğunu, niye o akorlar, niye o notalar. Ders vermiyorum abi. Acayip zaman oluyor. Evet. Evet. Gerçekten bayağı zaman alıyor. Şimdi ben ders verirken şey yapıyorum. Bazen sıkıcı şeyler oluyor ama bak ileride bunlar çok işine yarayacak diyorum. Eğer evet. Çok sıkılırsan benim anlattıklarımdan sen aç bir tane video oradan istediğin şarkıyı çalış diyorum mesela. Evet, evet. Yani çok böyle şarkı çalıştırma taraftarı değilim. Biraz daha böyle arada teori de gösterme taraftarım. Çünkü ben çok acısını çektim biliyor musun? Evet, evet abi. Evet. Yani ben küçük şehirdeydim. Pek hoca vesaire şeyi de yoktu. İnternet de gelişmişti. Evet. Ben bu yaşta birkaç senedir böyle teorimi geliştirmek için bayağı bir uğraşıyorum mesela. Evet. Abi inanılmaz şey fark ediyor. Şimdi gitar yani müziğin çok küçük bir bölümü şu enstrüman. Bazı müzik janralarında bir bölümü bile değil. Yani ben üniversiteden önce zannediyordum gitar işte sololar şunlar bunlar ama bakıyorsun işte klasik müzik gitar yok ki zaten abi. Piyano, keman yani çoğu müzik janrasında gitar yok bile. Çok müzik çok büyük bir dünya. Onun farkına varmak lazım. Ben onun üniversitede farkına vardım. İşitme, teori, evet. Klasik müzik, Türk müziği, caz müziği. Müzik tarihi yani müzik tarihini öğrendiğinde bile insan farklı yaklaşıyor o şeylere. Şunu da merak eski ediyorum sende. Klavyeye baktığında mesela ben klavyeye baktığımda hı-hı. Şekiller görmeye başlıyorum. Hı-hı. Birazcık benim çizim tarafım da var. Hı-hı. O şekiller üzerinden teoriyi birazcık şekillendiriyorum. Hı-hı. Senin mesela nasıl o şekiller üzerine mi yoksa daha kulak üzerine mi duyum üzerine mi? Hı-hı. Mesela teorini geliştirirken veya gitarı çalarken klavyeye baktığında o nasıl kurgulanıyor sende? Öyle hı-hı. Bir şey kendinde hissettin mi? Direkt şöyle mesela üniversitede müzik teorisi dersindeyim. Hoca anlatıyor. Nota defterine yazıyorum mesela evet. Anlattığı şeyleri çalışıyorum. Bakıyorum mesela mi minör, küçük üçlü, büyük üçlü, mi sol si. Eve geliyorum. Mi sol si hemen bakıyorum bir sweeplik oluşturuyorum buradan. Evet, şekil olarak şekil olarak. Evet. Zaten ezbere biliyoruz abi nereden işte mi, fa diyez, mi, ne bileyim mi, evet. Si. Zaten onları ezbere bildiğim için direkt küt diye gelebiliyor. Buradaki önemli olan şey müzik teorisindeki şeyi nota defterine çalışabilip gitarı uyarlayabilmek. O zaman insan düzenleme yapabilmeye başlıyor. Mesela Sena'nın 6-7 şarkısını beraber düzenledik. Kendi evet. Şarkılarımı kendim düzenliyorum. Live session videolarımı kendim düzenliyorum. Onların gitar teniyle hiçbir alakası yok. O tamamen müziğe yaklaşım. Yani şu mi minör mesela. Bunu kaç farklı şekilde basabiliriz? Mesela şu bir voicing en basitinden. Şu da mi minör mesela. Evet. Çok daha karanlık bir mi minör mesela. Evet. Diğerine göre. Bunlar ama şey, teori ve uygulama yaklaşımı. Yani saniyede 20 nota çalmayla bir şey yok, ilgisi yok. Evet. Yani benim en büyük önerim var, mutlaka müzik teorisi öğrensin. Evet, jacket videosu vardı bizim yaptığımız işte bu voicingleri kolay bulabilmek hı-hı. için. Hı-hı. O voicinglerin değerini de
çok sonradan fark ettim ben de. Çok ama şey katıyor işte, abi. Çok şey kattığı evet. için mutlaka hani eğer yeni başlıyorsanız veya orta bir yerlerdeyseniz ya da bazen şey diyor, abi tıkandım. Hı-hı. Hani gitarda tıkandım. Evet. O zaman mutlaka bu voicinglere mesela geçiş yapabilirsiniz. Evet. Çaldığım bir evet. yerden çaldığım şeyi başka bir yerden nasıl çalabilirim? Hı hı. C teline denk geliyorsa nasıl çalabilirim? C teline denk gelmiyorsa nasıl çalabilirim? Evet, çok zevkli abi. Çok zevkli ve çok zor da değil bu arada. Peki şimdi bayağı yolu aldın, ilerledin. Hı hı. Günde mesela sen ne kadar çalışıyordun? Öyle bir şeyin var mıydı? 6 saat çalışma muhabbetleri falan. O tarz kafanda onu tutuyor muydun yoksa istediğin için zaten çalışıyor muydun? Yani şöyle abi, çok çalıştığım dönemlerde 8 saat 10 saati çok net görüyordum. Ama son yıllarda o kadar zaman olmuyor çünkü müzik yazmak lazım. Evet. Yani işte live session projesi, senaryo çaldığım dönemler, müzik yıldızın azından bunlar ciddi zaman alan şeyler abi. Yani öncelik sıralaması yapmak lazım. Artık bir noktada bence kendi seviyeni kabul edip şarkı yazmak lazım. Düzenleme yapmak lazım. Ben biraz daha öyle düşünüyorum. Yoksa burada son level'a kadar çıkıp sıfır yani şarkı yaramak... Yani seni şu an motive eden şey ne müziğe dair, gitara dair? Yurt dışında müzik yapmak istiyorum abi. Benim bu sene yayınladığım bir şarkı var, İngilizce o da. Kaydedip yayınlamadığım 4 şarkı var, onlar da İngilizce. Mark Boss'la, Felix'le, evet. uluslararası ekiple. Burada video klip de çektik şarkıları. Yine birazdan bahsederiz, konserlerim evet, olacak. Bu yabancı ekibi de gelelim. Ondan önce şunu merak ediyorum. Mesela gitarla ilgili, gitar yaşantında böyle kilit noktalar var mıydı? Mesela bir yere kadar gelip orada yeni bir hedef koyup, öbüründe yeni bir hedef koyup yeniden motive olmak veya sıkıştığın noktalar var mıydı? Hiç aklına gelen öyle bir şey var mı? Kilit noktalar, üniversitede aldığım eğitim beni inanılmaz motive etmişti. Yani bir anda böyle müzik yazabilmek, düzenleme yapabilmek inanılmaz motive etmişti. Bir o. Başlangıçta Malmsteen motive etti evet. mesela. Sonra kendi müziğini yapmak motive etti. Evet. Kendi müziğini yapmak için biraz müzik bilmek çok şey fark ediyor. Bilmeden de yapabilirsin müzik. Bu arada kulakla da evet. yapılabilir ama biliyorsan inanılmaz kolaylıyor ve çok daha fazla dokunabiliyorsun abi. Bunları neden soruyorum? Çünkü sende benzer karakterler vardı. Evet. Onlar işte müzik yaşantısında ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? Böyle ben de birisini yakaladığım zaman hep bu tür şeylere gittim. Tabii hepsi sor abi. Hepsi sor. Kanalın ikisi gitar köşe. Evet, evet. Devamlı da mesela şu yabancı Mark Boss'la tanışmamı anlatayım ben çok kısa. Anlat anlat. 2016'da Instagram'da bir gitar yarışması vardı uluslararası. Reforce, Hard Rock kategorisine katıldım. Onu kazandım ben. Bir sürü tebrik mesajı geldi. Hepsine cevap yazdım. Kiko diye bir adam, Brezilyalı, mesaj attı. Tebrik etti. Sen bu kadar gitar çalıyorsan niye şarkın yok dedi. Bende şarkı var, vokal yok dedim. O da bana Mark Boss'u tanıyorum dedi. Bana mailini verdi. Onunla bahsetti falan öyle mesela. Hani onunla tanışmak da çok motive etti. Benden demek ki böyle bir adamla yurt dışında müzik yapabilirim. İlk kaydettik abi. O dönem benim annemin çok ciddi sağlık sorunları var. Çok ilgilenemedim o yüzden. Tam o işte ilk bir fotoğraf falan da çekemedik o dönem. O şeylerden. Mesela bilgisayardan yazılı bir davul var. Mark Boss söylüyor. Sound kötü ama Mark Boss söylüyor mesela. Onlar hep bir şey. Değerlendiriyorsun abi. Demek ki bunu fixlemem lazım. Sonra Antalya'da kaydediyoruz davulu. Daha iyi ama hala yeterli değil. İstanbul'da kaydediyoruz. Daha iyi hala yeterli değil derken Almanya'ya Felix'e gittik en son. Evet. Berlin'e geldi. Yani hep deneyerek, görerek, analiz ederek. Deneyerek, görerek, analiz ederek. Mesela şu an Serdar abi benim şarkılarımı mixliyor. 5. sound engine'e falan benim çalıştığım. Yani ilk kişi değil. Evet. Hep bir görüp analiz edip şey bir sonraki hamleyi yapmak lazım. Yani benim 5 senemi aldı şu anki sound'u oluşturmak. Evet, bir sürü insanla çalıştım abi ve hep deneyip analiz etmek lazım abi. Bu çok önemli. Bu Türkiye'deki konserler nasıl oldu? Ha, oraya geleyim abi. Ben aslında video klip çekmek için çağırıyorum onları. Onlarla evet. beraber şarkı kaydettik abi. Onun evet. video klip çekeceğiz. 9 Ekim'de video klip çekiyoruz. Yani madem bu adam Amerika'dan geliyor, o Berlin'den geliyor, gelmişken iki tane de konser yapalıma geliyorlar. Hatıralarımız evet. olsun, bir arada hazır olalım. Gelmişken. Hazır gelmişken. Yani İlgi aslında... nasıldı konserlere? Abi, ben de gelecektim yine stüdyo mu, bir şeyin provam mı? Abi yoğun senin olaylar ya, tahmin ediyorum. Bugün evet. de erken saatte çekiyoruz videoyu arkadaşlar. Evet. Buradan kramp provasına gideceğim ben de. Evet. Abi artıyor ilgi gittikçe abi. Ve ben biraz da şuna inanıyorum abi. Şimdi biz bunu ilk konserden 1000 kişiyi getirdik, yani o patlar. Yani bunun adım adım ivmelenmesi evet. lazım uzun vadede. O yüzden acele etmedik. İlk konser mesela bize Durk İksarcı gönderdiler. Biz Blinders'a yaşadık. Evet. Daha küçük bir mekan. Öncelik... Aslında bu da güzel bir bilgi oldu herkese. Hı hı. Yani insanlar şeye çok motive oluyor. Çok odaklanıyorlar, çok çalışıyorlar. Bir şey çıkartacağım ve hemen o müthiş yok. Tepki alacak hı hı. diye gerek yok abi. Alsa da oysa, şey kalamaz orada zaten. Oysa onun bir yolculuğu var yani. Evet. Şöyle bir yolculuğu var hem de. Kesinlikle bakın abi. Çok yavaş ilerleyen birden şöyle çok hızlı yükselen evet. bir yolculuğu hatta belki aşağı doğru da gidebilir ama en son evet. yükselecek o. Evet. Yani sabırlı olmak lazım onlarda. Mor ve Ötesi mesela şu an hepimizin bildiği bir grup ama mesela ilk 2-3 albümüne hatta hı-hı. çok bilen arkadaşım yoktu. Evet, doğru. Adamlar inat etti, inat etti. En kalitelisini hı-hı. yapmaya çalıştılar. Her seferinde geliştirdiler kendini ve hı-hı. en sonunda tartışılamayacak bir hale geldi. Çok iyi örnek abi evet. Yani o yüzden sabırlı olmak lazım, bir de süreçten keyif almak lazım abi. En önemlisi bu yani. Müzik yapmaktan keyif alıyorsan, hı-hı. o insanlarla bir yere gelmekten keyif alıyorsan o. Ben mesela kendi konserlerimden sonra ilk şuna bakıyorum abi. Nasıl çaldım falan değil, sound asıl değil.
kulise girdiğim zaman herkes mutlu mu? Hadi şuraya gidelim dediğim zaman herkes gelmek istiyor ben. İlk ona bakıyor. Evet, çok herkes iyi. Keyif alıyor mu? Sonra ne çaldık, nasıl çaldık abi? Yoksa bir arada kalmadan çok zor abi o şeyler. Şimdi 3 konser daha olacak herhalde. Evet abi. 8 Ekim'de Ankara'da 6.45'te. Evet. 10 Ekim'de Kadıköy Durak İksaç. 20 Ekim Antalya Odin Pub. Yani evet. Şu anda çok zor bir piyasa. Çünkü geçen video yaptık. Sen de izledin. İzledim abi. Evet. Evet. Ben de o Neyko olarak tecrübelerimden bahsedeyim biraz. Bir çok sene Senar'la beraber çaldım. Abi gözlemlediğim birinci şey, yeni jenerasyonun gitara bir ilgisi yok. Genelleme konuşalım. Mutlaka evet. Vardır sevenler. Mutlaka. Şimdi biz farklı senelerde çaldık. Mesela Sena'yla Sena'nın bar konserinde çaldık. Belediye etkinliğinde çaldık. Evet. Festivalde çaldık. Yılbaşına çaldık. Bunda hep farklı şeyleri görüyorsun. Kitleleri görüyorsun. Özellikle yeni jenerasyonun ilgisi yok abi. Bu neden? Hızlıca anlatayım. Bir, ekonomi çok kötü. Gitarlar çok pahalı. Şu gitarı almak istese mesela 100 bin. Hocadan ders alacak. Dersler 1000 TL, 1500 TL. Evet. İşte biraz önce söyledim. Okullarda müzik dersleri boş geçiyor. Ben orkestrada çaldım. Şu an öyle bir şey yok çoğu okulda abi. Spotify'a giriyor, tapeliyi dinliyor, gitar yok içinde. Zaten normal. Şu an okullarda mesela müzik dersi var mı? Ben de onu bilmiyorum yani. Evet. Kaldırıldı mı, devam ediyor mu? Öyle şeyler de geçiyor abi, evet. Kötü evet. De olsa flüt çalıyorduk, biraz kulakta okuyorduk. Süper mesela. Örnek abi. Mesela flütten bir ses çıkan adam ilgi duyabilir böyle. Evet. O bile çok büyük bir şey abi. Yani bir do, re, do inanılmaz önemli bir şey. Şu an yok öyle bir şey abi. Evet. Ben yani müfredatı bakıyorum, hocam bunu mu anlatacağız? Yok, biz yapmıyoruz onları diyor. Yazıyor defteri müfredatı, iki şarkı söylüyor, serbest bırakıyor. Çoğu yerde geçen böyle... bir gitar tanıttım. Benim de çok aslında ekstrem pahalı bulmadığım bir gitar. Fiyat Hı-hı. Performans gitarı, orta seviye diyebiliriz. Ona bile katılımcı arkadaşlarım şey almış. Abi senin kitten bu değil, bize daha düşük fiyatlı gitarlar tanıt. İkinci el aldığım bir gitar vardı 1500 lira, şu an sıfır fiyatı 30 bin liraya. Evet. İnanılır gibi, inanılır gibi değil. İnanılır gibi i̇şte değil. O yüzden yani adam Spotify açıyor çocuk abi, tapeliye gidiyor, gitar duymuyor ki abi orada. Evet. O yüzden nasıl ilgilisin? Şeyi duydum mu, top listesinde yıllardır bir grup yokmuş mesela. İlk 100 listeye Hı-hı. bir band giremiyor, hep isim. Global mi Türkiye mi? Global, global dünyada. Evet, İngiltere'de evet. mesela. İngiltere'de tabii. İlk listede tabii. Yıllardır bir grup giremiyor evet, o listeye. Evet. Ya Pink Floyd gibi bir grup yok yani o listede. Evet. Yani grup müziği, gitar müziği çok arka plana... Kesinlikle öyle abi. Artı Türkiye'deki o koşullardan dolayı daha da sıkıntılı. Evet. O yüzden mesela bir yere çıkıyorsunuz, birisiyle çalıyorsunuz. Bu atıyorum 5 tane grup, hepsinin aynı abi. Çaldığınız zaman bir ilgi duyup kendinize bir dinleyici kitlesi yaratmanız mümkün değil. Ben biraz etki yarattım konserlerde. Evet. Hatta bence sahne şovlarını ben ilgiyle izliyordum. Gitarı döndürdüğünü biraz senada görmüştüm. Evet. Bir sefer yere çakmışım da var bu arada. Hadi ya. Buraya ekleriz diyorsun. Buraya varsa ne diyorsun, yolda koyalım oraya. Evet. Abi o da şu yüzden oldu mesela, benim yarattığım etki tamamen Sena'yla benim aramdaki bağdan dolayı. Evet. Onun aramızdaki o saf sevginin insanlara geçmesinden dolayı. Benim orada olmaktan, mutluluğumdan dolayı. Evet. Onu çok sevdiğim için, şarkılarını çalmayı sevdiğim orada için. Orada onun coverlarını yapıyordun, hatta öyle mi tanıştınız acaba? Ben evet, görmüştüm. Evet abi, evet. Bir konserden... Onu da ufacık anlatsana, çünkü insanlar şeyi de merak ediyor ya, ben işte tamam bir sanatçıyla nasıl tanışabilirim, Hı-hı. oraya nasıl dahil olabilirim mesela. Hı-hı. Bu da güzel bir örnek olabilir. Abi benimki nasıl iyi oldu? Bir örnek değil, anlatayım ben de. Yani. Ben Antalya'da yaşıyorum. Şimdi Sena'nın şarkılarını dinliyorum. İnsan Gelir İnsan Geçer albümünü. Abi masterpiece o albüm yani. Mutlaka dinlesin herkes o albümünü. Türkiye'nin sayılı albümlerinden bir tanesi bence. Her gün dinliyorum abi. Sena'nın konserini izlemeye İstanbul'a gidiyorum. Antalya'dan kalkıp İstanbul'a gidiyorum. Döndüm. Antalya'dan kalkıp Ankara'ya gidiyorum izlemeye. Dönüyorum. Kalkıp İzmir'e gidiyorum. Hatta bir konserde ertesi gün gitar hocamın dershanesinde çalışıyorum o zaman. Sabah derse girmem lazım, uçak yok, otobüse falan döndüm kalmadan böyle. Konser izleyip o şeylerde de yaşadım. Bir gün abi işte bir Antalya konserinden sonra kulise girdim. Onun şarkılarını coverlamıştım böyle akustik telle. O CD'yi evet. verdim ona. Dinlediğini, çok beğendiğini söyledim. Sonra bir fotoğrafın altına gitar emojisi koydum. Seni hatırlıyorum dedi, beni takip etti, biraz mesajlaştık. Sonra bana gitar öğretir misin dedi, gitar çalış 1,5 sene falan. İnanılmaz gitar çalıyor bu arada. Evet, yani dünyada güzel. Birisine bir şey yaptırma şansım olsa Sena'ya bir enstrümantal şarkı yaptırırım. 3 dakikalık gitar müziği. Nasıl yapar merak ediyorum. Sonra işte şarkılarımı düzenleyelim dedi. Şarkılarımı düzenlemeye başladık. Sonra en son grup değişimi oluyormuş. Gitar çalar mısın dedi, çalmaya başladık. Evet. Rüya gibi daha 1,5 sene. Yani onu çok seviyorum ve bana çok şey kattı. Süper. Bana en çok şey katan insanların başına geliyor. İşte sadece söylediğim gibi çaldığımız kitlelere ben gitarla ulaşamadım çaldığım Aha. şeylerle. Oradaki imajla, gitar şovuyla, onunla aramdaki bağıyla, dinleyicili karşılıklı şarkı söylemeyle etki evet. yapabildim. Yoksa evet. bu adam ne çaldı diye ya bir tane ya iki tane mesaj almışımdır abi, 1000 tane mesajın içinde. Yani totalde 1000'den fazla hikayede paylaşıldım, kaydettim abi. Hiç böyle bir kişi yazdı bana çalımın Serdar Sof'u benziyor diye. Bir kişi de şunun Martin Miller'in gitarı olduğunu keşfetti. Ki Martin evet. Miller şu an YouTube'da 842 bin subscriber'ı olan, milyonlarca izlenen modern dönemin en meşhur gitaristi. Bir kişi şunun onun gitarının olduğunu fark etti. Ki alakası yok insanların evet. onlarla. Çok kopuklar abi. O da düzelmez yani, benim senin onun albüm yapmasına mümkün değil. İlk önce ekonomi düzelecek Bunu sonra... Bunu ben de fark ettim. Özellikle çok popüler olan vokalistlerde müzisyenler bayağı bir arka planda kalıyor. Evet. Çünkü gitar bayağı ön planda evet, enstrüman evet, olmasına abi. Rağmen. Evet. Ki ben bir tık ileri gideyim, Şebnem Ferah dönse de hiçbir şey değişmez abi. Yani o bir etki yaratır böyle birkaç aylık. Yine evet. aynı şekilde devam eder. Evet. İlk önce ekonomi düzelecek, sonra okullardaki eğitimin niteliği artacak. Spotify'da biraz gitar duyacaklar, sonra bizim yaptığımız şeye ilgi duyabilirler. Adam flütten ses çıkarmamışsa benim çaldığımı anlamaz ki. Doğru diyorsun. Çok basit matematik. Gitar şovuyla ilgili ben birkaç bir şey söyleyeyim abi sana mesela, onu nasıl kurguladım istersen. Evet, yani o çevirme hareketi özellikle onu mesela nasıl çalıştı çok merak ediyorum.
Çünkü onu evde çalışmaya çalışırken böyle gitarı kıranlar, etrafta bir şeyler devirenler evet, falan var. Var abi. Hatta YouTube'da ormana gönderiyor. Bir de evet, biri davulcunun kafaya geliyor falan. Evet. Ben evde salonda çalışıyordum. Yani ama ilk olarak tabii kilitli askı. Yani evet, altın değerinde kilitli askı. Tabii ki. Şu an hatta videolarınızın kontrolü değil yani. Benim kilitli askı var ki öyle çevirme hareketi, başka bir hareket yaparken bir çıktı bir gün. Evet. Benim de öyle bir fotoğrafım var. Gitarı tamir ettim sahnede. Çok iyi abi. Bu arada benim gitarı yere çakmamın sebebi vidanın düşmesi. Vida evet. Vida olduğu için düşüyor. Evet. Luthier yapan da bu normalde Rodin'sin uyarması gerekiyor. Bu bayağı açık bir şeydi. Türkiye'de Rodin'ler abi adam geçen için bizim gitar gününe gelen mesela benim kendi getirdiğim Rodin. Kemperi düğmeden kapatmadan küt diye fişten çekmiş mesela. Evet. Serdar abi stüdyoda bir baktım şey. Yani Rodilik'te ciddi sıkıntılar var Türkiye'de. Vallahi ben Rodin'e şeyi de gitar tellerini değiştirtmiyordum bak. Evet. Bir iki tanesi nat etmişti. Abi değiştireyim ya ayıp ediyorsun falan dedi. Bir geldim. Yanlış bağlamış miteli atıyor. Dedim bu ne? Abi işte falan oldu. O kadar zor bulduk ki birisinden tanıdıktan alt miteli bulduk öyle zannettim. Çözdünüz. Yani. Abi akort yapmayı bilmeyen rodiler var yani o kadar söyleyeyim yani. Orada bir standartın oluşması lazım Türkiye'de o ciddi sıkıntı. İnşallah olur. Şov olayı zor abi de inşallah oluşur dediğin gibi. Şovda şöyle mesela orada bizim Walk in Sense diye bir şarkı. Normalde 4 tekrar solo. Ben onu 2 yeniledim çünkü bir gitar akışı olmuyor insanlarla. Enerji akışı olması lazım o yüzden. Evet. Orada bir pimpon oynuyoruz böyle. Ben vuruyorum oradan geri geliyor gibi. İlk önce mesela bir tek elle çalma şeyi. Sonra dişle çalma şeyi. En sonunda gitar döndürme yani. Şey şovu büyüterek böyle. Evet. Önce birazına gidiyor. Sonra daha çok sonra tamamına gidiyor şey. Mesela onu kurmak lazım biraz daha. Ve o anda keyif almak lazım efendim. Ben çıktım ezbere gitarı döndürdüm de o olmaz. Böyle hani insanlarla göz göze gelip herkese o anı paylaşıp. Evet. Sena'nın konserine bir şey katıyorumun farkındalığıyla onu yapmak lazım. Mesela senin konserinde birisi onu yapıyorsa seni sevdiğin birisi olması lazım. İçinden gelmesi lazım onun. Evet. Yoksa içinden gelmezse o hareketlerinde bir şey kalmıyor abi. Ve biraz da ona göre giyinmek lazım. Bana diyorlar gitarı yalasana abi. Onun yeri var zamanı. Evet hoş, doğru abi evet. Ve içinden geliyorsa yapman lazım onu. Evet. O an o şey geliyorsa onun gibi şey. Evet. Bir denemediğim şey hareketi var abi. Şey, bira şişesiyle evet. Bir şeyler yapıyor. Onu denemedim onu bilmiyorum. Evet. Çünkü belediye konseri falan olmaz bira şişesi. Evet abi. Ya ama biraz da denemedim açıkçası. Bir onu denemedim. Belediye konserlerinde bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o belki o belediyeden değil de başka rakiplerden böyle acayip şeyler gelebiliyor. Tekirdağ'da bir yerde sahne almıştık. Kras Festivali'nde sahne almıştık. Hı hı. Şarkının içerisinde fuck geçmiş tamam mı? Ama yani biz artık o kadar benimsemiş ki farkında bile değiliz. Rakip partinin gazetesinde şey çıktı abi. Grup halka küfür etti. Belediye başkanına almış. Yani olacak şey değil. Yazan yönetim. Allah Allah nerede küfür ediyoruz biz dedik. Şarkıları abi, kontrol evet, ediyoruz. Malzeme vermek abi, lazım. Abi Evil Sevenfold'un bir şarkısında fuck geç, ufacık bir fuck. Onu nereden buldun çektin anlamı. Garip yani. Abi dinleyicilerde de haterlar var. Sana şey demiş diyebilirler ya bir aşısıyla. Gitarist halkı içmiyor zannediyor. Herkese bira için dedi falan böyle. O şey olur abi ya. O şeyi söylemişken o ciddi haterlar da var abi. Yani o şeylerden nefret eden mesela. Senali bir gitar çalışıyorduk, yüklüyordu mesela. O gitarla mı çalınır yazıyor altına. Yani bu mu hani bir şarkı yazarı sevmemeniz beslenmiş orada gitar çalıyor, metal bir şey çalıyor. Evet. Tadını çıkart abi, keyfini çıkart. Niye direkt nefret ediyorsun mesela? Niye o gitarla bunu söylemişken böyle bir şey tarz çatışması olmadı mı mesela? Sen Malmsteen böyle kültüründen gelen bir gitaristsin. Sen ise biraz daha böyle popa yakın rock filan. Böyle sahnede o dengeyi nasıl yakaladınız? Abi çok büyük avantaj aslında o. Mesela bir şarkısını düzenliyoruz. Mesela benden gelen fikirle ondan gelen fikir her zaman farklı olduğu için her fikir sayılıyor orada. İkimiz evet. De bluzcu olsak fikirler birbirine benzeyebilir, ilerlemeyebilir aslında. Evet. Onun aklına gelen benim gelmiyor, benim gelen onun gelmiyor. Yani benimkini o geliştirebiliyor, onunkini ben geliştiriyorum. Çok büyük avantaj aslında. Sadece orada ortak noktada buluşmak lazım. Yani birbirini anlaman ve birbirini sevmen lazım. Ortak noktamızda Sena'nın müziği ve Sena. O yüzden çok kolay evet. Bizim için. Birisiyle bir şey yapacak olsam abi kesinlikle farklı kültürden birisi. Peki sahnedeyken sound'u değiştirdiniz mi? Yani mevcut bir parçanın sound'unu sahnede çalarken daha farklı çaldınız mı? Valla önceki konserlerine göre biraz sertleşti abi. Ben girdikten sonra bilmiyorum hayırlı oldu mu olmadı mı ama şey bence yakıştı bu arada o sound Sena'ya kesinlikle. Daha sert bir sound. O da seviyor bu arada abi rock müzik, grunge müzik, metal müzik yani sevdiği sanatçılar söylediği şeyler bence birçok metalcinin bilmediği gruplar falan var. Son zamanlardaki tarzı da birazcık farklılaştı sanki. Evet 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 abi evet. Onun üzerine hep konuştuk zaten onunla ilgili yani o... Peki paylaşmak ister misin? Nasıl yollarınız ayrıldı yani neden devam etmediniz? Abi benim... Yani hayalim ve hedefim yurtdışında müzik yapmak. Yani şu anda Türkiye'de yaptığımız o müzik de benim için manevi olarak inanılmaz. Senaryo bir zaman geçirmek benim hayatımdaki en özel şeylerden bir tanesi. Evet. Başa yazarım ama kariyer olarak beni ileri götürecek bir şey değil. Yani oradaki onun bana kattığıyla benim yapmak istediğim bir ortak keseceğim küme yok. Evet. Yani o ana problemimiz o zaman yapmak için. Mesela Line Station projem vardı abi. Onu da devam etmiyorum şu an. Onu da durdurdum. Yani birçok şeyi durdurdum şu anda kendime zaman yurt dışına yapmak için. Nasıl açılacaksın peki? Planın nedir? Planım şu an bir kere yabancı müzisyenleri topladım etrafımda. Evet. Bir tane metal plak firmasına başvuracağım. Çok büyük bir firma. İşte şunları 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 gönderin diyor. Mesela şarkı gönderiyor. Ben klibini de göndereceğim. Evet. Ama klipte Mark Bolsa var. Klipte Felix'e var. İlk olarak
o şekilde bir girmeye çalışacağım abi. Daha sonra festivallere başvurmak, işte oradaki şarkılar, 2 ayda bir şarkı yayınlayacağımız senaryoyu bekliyorum abi şu an. Evet. Şu an 4 şarkım var ama yayınlamıyorum. Hepsinin klibi tam olsun, hepsinin prodüksiyonu tam olsun ve hepsini finanse edebilirim arkaya, o tarz abi. Benim hedefim o çünkü burada değer göreceğini düşünmüyorum abi yaptığım şeyi. İnşallah başarılı olur ve ülkemizden bir isim yurt dışında böyle gitarist olarak duyulursa böyle bir şeye çok ihtiyacımız var. Çok teşekkürler abi. Doruk Hoca var abi. Doruk Somunkıran tanıyor musun? YouTube'da çok değerli videoları var. Mesela ben ona fikir alma adına danıştım. Hocam benim bu bir şarkım ne düşünüyorsunuz diye. Sound olarak sizce o standartta mı diye. Bana şunu söyledi. O standartta ve sen gideceksin, bu yolu kazacaksın. Senin arkandan gelecek insanlar dedi mesela. Evet. Onun söylemesi benim için çok değerli abi. Ben kendi yaptığımı beğenebilirim ama dışarıdan bir gözün söylemesi çok değerli ki o kariyerde bir adamın söylemesi çok değerli. Demin de konuştuk işte videoyu açmadan önce. Sen her şeyi kendin yapmıyorsun. Hı-hı. Bu çok önemli bir şey aslında. Evet. İmkanım da var. Kayıtlar başka bir yerde, mesela mix başka bir yerde, mastering başka bir yerde, fikir hocası başka bir yerde. Evet. Bunu sana kattığı şeyleri birazcık anlatabilir misin? Abi bu çok güzel soru bu arada. Süper önemli soru. Çünkü tek başına insan bir yere kadar yetebilir. Çok basit bir matematik. Şimdi ben Deniz Yıldız'ım diyelim. Herkese parasını veriyorum, çalıyorlar. O ben şarkı yazdığım sürece, ben işte ürettiğim sürece ilerler. Ama mesela İzmir konserinden biz küçük bir yerde çaldık. 3 tane monitör var bize işte. Bas, vokal, gitar. Evet. İneyleri çalıştıramadılar falan. Davula monitör kalmadı. Felix davulcu monitör istedi. Monitör yok diyor adam. Evet. Kendi monitörümü verdim adama abi. Mesela bu normalde herkesin yapacağı bir hareket değil. Adam o fedakarlığı görüyor benim onu düşündüm. Ben kendimden neredeyse duymadan çaldım. Ama ne oluyor? Felix de dahil oluyor. Bu sefer Felix de ittiriyor. Evet. Veya Serdar abiyle buluşuyoruz, sohbet ediyoruz, bir yere gidiyoruz. Serdar abi de ittiriyor, fikir veriyor. Evet. 6 kişi, 7 kişi ittirmek de 1 kişi ittirmek aynı şey değil abi. Evet. O yüzden keyif almak lazım. O yüzden fikir almak lazım. O yüzden bir takım oluşturmak lazım. Ben bunu bir basketbol takım gibi düşünüyorum abi. Yani 12 kişi iyi bir antrenörle bir hedefe kilitlenirse şampiyon olur sonunda. Ama bir kişi çıkıp 40 atar, diğerleri oynamazsa şampiyon olamaz. Yani bu benim kişisel şovumdan ziyade bir takım olması lazım ki 10 kişi ittirirsek bir yere gelebilir abi proje. Basket demişken tenis geldi aklıma. Tenis de muhabbetin nedir? Abi tenisi hobi olarak oynuyorum ben. 2013'te anlatayım mı? Biraz iyi bir hikaye değil ama. Anlat. Abi iddia şey, arkadaşlarla buluştuk. Evet. İki tane arkadaşımla iddia bahsine gittik, kupon yapacağız. Futbol ligleri de bitmiş. Baktık tenis var. Ben dedim federal şampiyon olur. Tenis iddiasında acayip para kazananlar olduğunu duydum ben. Vallahi bilmiyorum abi. Çok şike oluyor oralarda. Federer şampiyon olur oynadık Wimbledon'da abi. Maçları izliyoruz oldu. 150'ye 150 kazanmıştım o zaman. İşte Dominos yedik. Sonra bir turnuva daha var. Federer oynuyor izledim derken Federerci oldu. Sonra dedik madem izliyoruz oynayalım, öyle başladı abi yani. Tesadüfen kupa yaparken aynen. Tenis bu arada profesyonel olarak oynamıyorum abi. Hobi olarak sadece. Rahatlatıyordur ama. Rahat abi, çok önemli. Çok iyi söyledin. Yani hayatı kolaylaştırıyor abi o tarz şeyler yapmak. Kesinlikle önemli. Ama ben basketboldan geliyorum abi küçükten. Yani ben 11 yaşında Türkiye 4.sü olduk Antalya Koleji ile. Daha sonra Büyükşehir'de Türkiye 9.sü olduk. Hep o başarıları yaşadığım için takım olarak bir şey yapmayı biliyorum. O yüzden onu müziğe yansıtmaya çalışıyorum. Şey peki yani sonuçta iş hayatı gibi oluyor bir nebze. Evet. Onun da bir yoruculuğu oluyor. Evet. Hani bu sefer de başka bir şey, hobi yapmak önemli aslında. Önemli paylaştırmak lazım abi kesinlikle yani. Ve finanse etmek de çok kolay değil. Bizim yapılan bir şirket var bana babamdan kalan. Onu da her gün sabah 8.30 şirkete gidip 4'te çıkıp orada ciddi mesai harcıyorum onu devam ettirmek için. Onlar da hayatımın parçası, onu da söyleyeyim yani. Bu şeyler kolay değil bunları yapmak abi. Evet. Çünkü belki burada size senayla çaldık, kazandığım parayla Türkiye'de kariyer yapabilirim. Ama burada TL kazanıp TL harcıyorum. Şimdi oraya dolar euro harcayacağım. 1'e karşı 34, 1'e karşı imkansız. Acayip orayı beslemem lazım. Çok ciddi beslemek lazım. O yüzden onu da şey yapmaya çalışıyorum abi. Bak kolay çalışıyorum. Çok teşekkür ederim valla. Çok sağ ol. Bir soru da ben sorayım mı sana? Sor. Önce. Mesela şey dedik ya, bizim birisiyle çalınca ilgi görmeye falan. Sen o gün sana sonra çaldığım dönemde mesela sen nasıl gözlemledin onu? Şöyle, şimdi ben Sena'da çalıyordum. Ben o gün, o günün şöyle bir şeyi vardı. Garip bir tarafı vardı. Grup müziğine çok önem veriyordu. Yani grup olmaya çok önem veriyordu ve grupça hareket etmenin çok önünü açıyordu. Bazı grupça şovlarımız vardı. Hı hı. Yani tek gitarist olarak da şovlarım vardı. Hı hı. Ama grup halinde hareketlerimiz vardı. Rammstein'de böyle aynı anda böyle öne eğilirler, karaoke kalkarlar. O tür şeylerimiz vardı. Bunlar da aslında çok planlanarak yapılmadı ama öne açık olduğu için sahnede çala 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 beraber yaptığımız hareketler vardı. Ve bunun dolayısıyla oradaki müzisyen olarak bayağı bir ön plana çıkıyorduk. Hı hı. Yani oradan gelen bayağı bir tepkiler vardı. Ki ben şey de yaşamıştım, o günün daha önceki gitaristleri, mesela Metin vardı, Bijan vardı. Hı hı. Onlar da hero gitaristler olduğu için mesela şey sorunları da yaşadım ilk girdiğimde. Onlarla karşılaştırma, o mu iyi, bu mu iyi, şu mu iyi, keşke o olsaydı falan gibi şeyler de. Onlar mesela bayağı bir dönünce aslında gitarist olarak bayağı bir konuşulmam ve öne çıkmam ortaya çıktı. Ben şeyi merak ediyorum mesela, o şeyleri yaptın, konser bitti. Bir abi merhaba merhaba fotoğraf çekebilir miyiz onu, yoksa bilgiler şu yaptığın zekvayet gibi diyor mu mesela, sallıyorum. Hani orada bir sana müzikle ilgili bir şey söylüyor mu, yoksa hep oradaki bayağı oluyordu ya. Sende olmadı, oldu mu olmadı mı, olmadı diyorsun. Olmadı bende. Bizim şeyde kuliste bayağı böyle gitarla ilgili gelen
abi tonunu nereden elde ediyorsun? Amfiden mi geliyor, prosesörden mi geliyor? Kaç konserde bir oluyor mesela bu muhabbet abi? Her konser oluyordu neredeyse. Bayağı oluyordu yani. Hangi yıllarda çalmışsın abi sen? Yıl çok önemli aslında. O yüzden benim sonra 2008 ile 2013 arasıydı. Hmm, daha başka bir dönem ama hala aynı dönem. Benden önceki dönem ve benim çaldığım dönemde acayip bir rock müzik sevdası ve gitar sevdası vardı. Ondan evet, dolayı olabilir. Olabilir abi. Bu şu an çok azaldı. Evet çok azaldı abi. Gerçekten çok azaldı. Evet. Zaten temsil eden insan yok şu anda rock müziği. Var mı? Yok galiba. Bunu açmışken şeyi de merak ediyorum. Bu gitar günleri olayı nedir? Evet. Nasıl oldu? Evet. En son oradan çaldım. Evet. Şöyle ya, İBB'nin bir etkinliği abi. İBB yaptı bunu. 2 gün süren çift sahneli toplam 20 gitarist ama farklı canlılarda 20 gitaristi bir araya getirdi İBB. Evet. Bu çok değerli bir etkinlik çünkü belediye yaptığı zaman bu halka ulaşıyor. Yani ben konser yaptığımda gitar müziği komitesi geliyor. Sen yaptığında evet, öyle. Ama burada adam telefonu açıyor, İBB'nin application'a giriyor, ücretsiz konser var, gideyim diyor. Yani orada halka da ulaşabiliyorsun kitleyi büyütmek adına. Çok değerli. İlerleyen yıllarda da devam edileceği söylendi. Umarım i̇nşallah, devam eder. İnşallah. Burada genç gitaristler de vardı galiba. Can filan vardı galiba. Evet, Can'ı ben şey yaptım, rica ettim, çıkartın diye. İzlemeye gelmiş, ikinci gün izledi. Normalde onu davet etmesi lazım bence oraya bu arada. Evet, yani ama şey, aceleye geldi abi bir tık, evet, bazı şeyler, o yüzden öyle oldu. Bu şeyleri inşallah aşacağız. Umarım abi. Ama Can bu arada inanılmaz gideriz. İzlemeyenler varsa Can'sa mutlaka baksınlar. Evet, yani mutlaka ülkenin bakayım, geleceklerinden bir tanesi abi, evet, kesinlikle. Çok yetenekli, çok çalışkan ve gelip izliyor mesela abi, ilgi duyuyor o yaşta. Ben oyun oynuyordum mesela o yaşlarken. Ha, evet, zaman. O da çok önemli yani. İBB'ye de buradan... O yaş, aslında onunla da bir gün röportaj yapabiliriz. Belki de o yaşta mesela gitara nasıl odaklanıyor bir insan? O da bir soru. Abi ben öne yakalayayım, hemen İtalya'ya ayarlayayım. Can'ı mutlaka onun, konuk et abi bence. Yapabiliriz. Çünkü o yaşta da mutlaka vardır çok fazla izleyen seni. Evet, biraz da gitarından bahsedelim. Olur abi. Ne kullanıyorsun? Çok uzun süre Mime City Signature gitarıyla çaldım abi. Scallop falan. Ama sonra baktım artık biraz demode var. Şimdi yeni teknikler çıkıyor, yeni gitaristler var. Biraz adapte olmak lazım. Ne sıkıntı yaşadın mesela onda, o gitarda? Abi birincisi 21 perde. Evet. Yani 22 yok, 24 yok. Evet. Diğerleri işte hybrid picking gibi tekniklere çok uygun değil. Onlar da çok fazla kullanılıyor. O dönemde Martin'in videolarını seyrettim abi. Martin'e de iyi arkadaş olduk, beni takip ediyor. Şey, onun gitarını aldım. Evet. Bu AZ serisinden Martin'in signature gitarı. Zaten bu seriye bayılıyorum ben. Abi hem çalım çok kolay hem şey dolu dolu çaldığını hissediyorsun. Şey gibi biraz, eski nesille yeni neslin karışımı gibi. Evet, gibi bir gitar. Evet, çok iyi tanım abi. Ve modern gitar abi. Yani birden fazla sound'u, birden fazla janrayı bu gitarla elde edebiliyorsun. Pedal olarak da Kemper kullanıyorum abi. Şöyle bir inanılık göstersen aşağıda abi, kaldığı için görünmüyor olabilir. Evet. Şu split özelliği çok iyi abi. İşte switch'ler, volüm pedalları. Evet. Kilitli askıyı hatırlatalım. Evet. Hayat kurtarır. Şey, pedal olarak da Kemper kullanıyorum abi. Orada da bence bir iki bir şey söyleyebiliriz. Evet, çünkü mutlaka hala bir kabullenememe durum var bu tarz şeyleri. Yani bu Scorpions mesela benim idollerimden. Geçen bir röportajını izledim abi. Matyas Yapsar, Rudolf Schenker gitaristleri katılıyor. Bunlar Live at First Thing turnesinde herhalde. Şimdi adam şunu soruyor. Çok da güzel soru. 40 sene önceki albüm turnesindesiniz. Şu an teknoloji gelişti. Kemper gibi şeyleri kullanıyor musunuz? Teknoloji, yoksa hala aynı şeylerle mi kaydediyorsunuz? Evet. Adam diyor ki Matyas, we don't use crap things like Kemper diyor. Yani berbat diyor Kemper'e falan. Hani bunlar biraz kabul görmüyor abi. O şeyler de var. Evet. Ama bence geliyor yani bunlar artık abi. Bence çok daha pratik. Geçen bir tane Instagram postu görmüştüm. Ev gitaristleri diyor. Mesela orada Marshall kabin var. Kabin falan var. Sonra işte konser, profesyonel konser müzisyenleri diyor, Kemper var. Ama şimdi şöyle herifler de var. Adam mesela çok özel bir amfisi var. Tamam mı? Adam onun sadece kayıtlarda kullanmak istiyor, evde kullanmak istiyor. Onu böyle konserlerde, o uzun turnelerde, ülke değiştiren turnelerde, durmadan sıcaklık değişimlerinin yaşandığı, evet, durmadan sallandığı şeylere artık sokmak istemiyor herif amfisini. Doğru. Ama onun tonuyla da çalmak istiyor ve Kemper'le onu kopyalayıp herif konserde onunla mutlu olabiliyor abi. Evet. Böyle bir teknoloji bu. Evet. Kemper bu arada şey değil, simülasyon değil, profile ediyor. Zaten biliyordur, evet, herkes de söyleyelim yani. Ve bence %95'e yakın aynı sonuç. Ve abi stabilitesi var yani. O amfiyi taşıyacaksın, amfinin düğmesi bozuluyor, gelen mikrofon kablosunun, evet, bir şey oluyor. Koy Kemper'e, her yerde aynı sonuç abi. Kayıtlarda, konserde. Sende Kemper'in hangisi var? Şey, profile stage abi. Şey, ayak altında. Ayak altındaki. Konserlerde şey yapıyoruz abi, hem senaryo çaldım hem kendi konserlerimi stereo gönderiyorum. Amfide monitör olarak duymak için sadece. Peki sen onu profil mi aldın, yoksa hazır tonlardan falan nasıl yaptın? Hazır tonlardan indirip kendime göre adapte ettim abi. Güzel. Toplam 4 tane falan ton kullanıyorum. Şeyi merak ediyorum, o hazır tonlar satın mı alınıyor? Yoksa şey paylaşılıyor mu, nasıl oluyor Kemper'de o iş? Ücretsizleri de var abi. Ama mesela bir adam site açmış, Metallica tonu diyor mesela. Metallica'nın, evet, setup'ını kurmuş, amfilerini, pedallarını hepsi tek tek dizmiş, profile etmiş. Veya bilmem ne amfisinin tonu diyor mesela. Marshall TSR-602 tonu diyor. Adam amfiyi almış, profile etmiş, satıyor. Onlar da var abi. Ve aynısı abi bence. Yani şöyle bir şey var sadece abi. Kayıt yaparken mesela o amfinin sıcaklığı, şu bu hissediyorsun. O var gerçekten. Evet. Ama kaydı dinlerken bence o kadar majör fark yok Kemper'le amfi arasında. Çalarken acayip havalı işte. O da amfinin sıcaklığı, lambalı amfi falan, loud bir ses. Evet. İnanılmaz keyifli.
Kemper o kadar keyif vermiyor olabilir. Ona okeyim. Ya ben çok uzun zamandır prosesör kullanıyorum. Hı-hı. Sen de memnunsun. Çok rahat ediyorum. Ben de aynı şekilde. Yani mutlaka ki amfi olsun, mikrofon olsun. Ama bak demin el değiştiremeyen Rodi'den bahsettik. Evet, evet. Bu adam bunu ya da bu sistemde, bu ülkede bunu nasıl taşıttıracaksın? Nasıl mikrofonlattıracaksın? Evet, evet. Nasıl tonlatacaksın? Ben bunlarla uğraşmaktansa kardeşim XLR'ımı takayım, sana yolluyorum dostum, beni monitörden şöyle şey dışarıya da sana, bak dışarıyı da sana bırakıyorum diyor. Evet. Dışarıya bile çok karışmıyorum. Evet. İçeride kendimi güzel duyayım, keyif alayım. Dışarıda tabii ki iyi olması önemli. Evet. Ama işte prosesörden gönderdiğim için belli bir kalitede, belli bir standartta olduğunu zaten biliyorum. Hı hı. Böylelikle kafam rahat ediyor. Çok ya, çok ben uzun de, zamandır evet, bunu kullanıyorum. Evet. Yani. Ben de yaşadığım şeyi anlatayım abi sana, tam bunun üzerine aynı şey. Bir gün işte senayla bir festivalde çalacağız, line check yapıyoruz abi. Yani 20 dakika seslere bakıyoruz, direkt konsere başlıyoruz büyük diye. Abi bana bir amfi geldi. Amfi, garip garip sesler geliyor amfiden. Direkt şeyi çağırdım. direkt sorumluyu çağırdım. Direkt abi. Çünkü Sena'nın gitarıyla da ben ilgileniyorum. Çünkü hobi gibi bir şey. İşte Sena'nın gitarını çalmak, amfisine bakmak rüya gibi. Abi çağırdım adam. Bak bu amfiden garip garip sesler geliyor. Adam baktı, onun sesini 3'e getirdi. Dalga geçiyor zannet. Getirdim 3'e, düzeldi gerçekten. Ama böyle bir şey olabilir mi abi? Huyu var amfinin. Abi belki az benim için veya belki çok. Onu da geçtim, dışarıya veriyor olsak. Ton başlayacak abi, şunu biraz daha aç diyecek. Açamıyorsun abi, açarsan cıv 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 cıv. Evet yani öyle amfi bozuk geldiğinde de sıkıntı mesela. Dışarıya sesi veremiyorsun. Üçte kullanmak zorundasın, böyle bir şey var mı? Ama Kemper olduğu zaman abi dışarıya giden de hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz, standart. Türkiye'de bu festival şeyleri standart sıkıntılı abi, yani kaos gerçekten. Evet, gerçekten. Yani ben ekonomi kötü, onu anlıyorum. Abi kötü otelde kaldırabilirsin, sorun yok. Biz de tatile gitmiyoruz. Sabah erken uçağa bindirebilirsin, sorun yok. Ama sahne üzerindeki şeylerin aksamaması lazım bence. Ama işi bilen insanlar işi bilen yerde değil. Bir gün mesela senaryo çok gitar çalıştığımız bir dönem abi, festivaldeyiz. Ona gitar partisyonu yazdık. Clean'den drive'a geçecek. Drive'den clean'den önde şarkı söylediği için geri dönüp amfinin düğmesine basarız. Foot switch lazım. Biz de rider'a ekledik foot switch'i. Geldim soundcheck'te, ilk ona baktım. Foot switch yok dedim. Adam baktı, bizde yok filan dedi. Backline'in sorumlusu. Abi vardı dedim, o amfinin bir parçası dedim. Evet. İşte bütçeyi çok vermediler, o yüzden kişi başına gelemedi, ben çıkıyor bakıyorum dedi. Diye. Ben bilmiyorum diyor yani adam kısacası. Abi nerede dedim bu şeyler? Arkada bir yerde. Gittim abi, kurucu adamı aldım, foot switch bu dedim, koydum getirdim. Ha o muydu filan diyor bir de bana. Kullanabilirsin kardeşim diyor bir de bana şey. İnanılmaz. Yani işi bilen adam, işi bilen yerde değil abi. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz yurt dışına gittiğimizdeki majör fark buydu. Hani orada şöyle bir amfi, böyle bir sahne değil. İşi bilen kişi orada abi. Orada ilk Utrecht diye bir yerde çaldı senaryo. Jane diye birisi vardı sahne sormuş. Kız müzik bölümünde okuyor zaten. Her şeyden bir haberdar. Flatcase'den, şundan bundan falan. Burada öyle bir şey yok. Mesela biz onu koyamasak belki Sena orada gitar çalamayacak. Ama çaldığı zaman insanlar wow, Sena bunda çalacak, konsere değer katacak bir şey. Ama adam işi bilmediği için değer katamama ihtimali de var. Sahne üzerindeki şeyler dahil bunların olmaması lazım festivalde. Yurt dışında birkaç konser vermiştim ben de. Almanya'da özellikle. Her şey hakim olduğu için o zaman öncesinde zaten rahatlıkla bitirebiliyorsun. Evet. Bir de Rider'a çok önem veriyorlar. Rider'da yazmadığın bir şey istediğin zaman Elif Rider'ı çıkartıyor elinde. Bak kardeşim evet, burada yazmamışsın. Ne kadar güzel. Evet. Doğru abi. Ya bu ciddiye çok önemli ama ülkemizde hiçbir zaman bu yaşanmayacak herhalde. O yüzden galiba ben kendi böyle gitarla ilgili her şeyimi yanımda götürüyorum. Kablo bile götürüyorum yani. Evet. Her şeyi götürüyorum. Aksaklık çıkarsa diye. Ve bunun abi şeyle ilgisi yok hani mesela onun konseri, bunun konseri, ben kendi konserime gidiyorum, Rodi geliyor, benim kendi konserimde adam fişten çekiyor. Evet. Yani bu standart yok yani, öyle bir adamın o sektörde olmaması lazım normalde, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Veya foot switch'i bilmeyen adamın orada onun başında olmaması lazım. Yani sahne arkasındaki şeylerden, her şeyden kısılabilirler biz. Biz de oraya tatile gitmiyoruz sonuçta, o profesyonel bir şey. Ama sahne önünde artık göz önünde olduğun yerde bir şeylerden kısılmaması lazım. Çünkü öten bir amfiyle çaldığın zaman diyecekleri ilk şey Sena Şener'in niye konser sound'u böyle? İkinci şey Deniz'in gitarı niye ötüyor? Evet, veya o günün sound'u niye böyle? Senin sound'un niye böyle? Aslında bizlik bir şey yok. Adamın getirdiği amfi bozuk. O yüzden Kemper alıyor sound diye şimdi. Buradan oraya bağlayayım diyor kalıyor. Kemper sponsor. Deniz'im çok sağ ol. Abi çok harika bir muhabbet. Çok keyifli abi. Çok keşke daha önce yapsaymış. Evet evet abi. Daha fazla da yaparız. Şey yaparız abi. Hatta şu şarkı senin konserlere belki bir çekim yaparız, bilmiyorum. Abi 10 Ekim'de benim de 10 Ekim'de bir şey var mı yok mu onu tam bakacağım. Hı-hı. Gelmek istiyorum zaten. Abi, her zaman beklerim. Orada aklına. Da bir vlog falan gibi bir şeyler hazırlarız. Olur abi. Şeyle Mark Bolsa, Felix'e falan da röportaj yapmak istersen. Çok güzel olur. Çok keyifli olur. Onları düşünelim. Konuşalım. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Zaman ayırdın. Çok abi, teşekkür çok ediyorum. Çok sağ ol oynadığın için. Çok tatlısın. Sen çok sağ ol abi. Çok iyisin. Çok teşekkürler. Çok uğraşıyorsun. Umarım emeklerinin karşılığını bol bol alırsın. Umarım abi. Ülkemizde alamıyorsan da inşallah yurt dışında alırsın. Evet abi. Bir buçuk sene sonra bir tekrar yaparız. Bakalım nereye gelmişim. Bir bakıyorum abi akşam Taksim Durak'tayız diye geliyormuşum. Evet. Gidemedik sana ona. Sana bugün çaldıramadık bir şeyler. Bir dahakine yaparız abi. Bir dahakine yaparız. Ya da başka şekillerde yaparız. Belki
bütün YouTuber'lar bir araya geliriz, bir şeyler yaparız. Evet, olur olur abi. Çok sevinirim abi. Bu vesile oldu. Olur abi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çoksa bir teşekkür etsem olur mu abi? Tabii. Hatta aklında bir şeyler varsa onları da son söylersen çok olur. Olur abi. İlk olarak bu şu an zor süreçler yaşadım ben bu sene. Askerlik, sağlık sorunları, babamı kaybettim falan. Destek olan ailemizdeki, sağ ol abi. Ailemizdeki herkese çok teşekkür ederim. Bana müzik öğreten hocalarıma çok teşekkür ederim. Ve Sena bana çok şey kattı. Sena'ya çok teşekkür ederim. Bugün de onun doğum günü bu arada. 19 Eylül. Onun da doğum günü kutlu olsun. Sena'ya oradan kalk. Bugün yayınlayamayacağız ama olsun. Evet, ilerleyen günler dinlerler. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Abi bana çok soruyorlar neden hala yoksun diye. Şey, işte bu anlattığım sebeplerden ama Sena benim kalbimde, kimse onu silemez. Onu da söyleyeyim. Ve Efes'e yeni sezonda başarılar basketbol takımına. Onlar da son mesajlarım olsun. Gitar çalmayı bırakmayın, keyif almaya bakın. Bu şeyler kolay görünmüyor olabilir, hızlı yürümüyor olabilir. Sürece bırakın, tadını çıkartın, istediğiniz yere gelirsiniz. Gitar Koç'unu da takip edin. Ve arkadaşlar en önemlisi abone olun. Koç gibi şöyle yapalım. En önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.